Merhabalar. En son çok çizgili elden bahsetmiştik videomuzda. Şimdi çok çizgili ele bir örnek olarak size İspanya kraliçelerinden biri olan Infanta Alayula'nın, umarım ismini doğru söylüyorumdur, elini göstereceğim. Biraz anlatmaya çalışacağım üzerinden. Neden bizim için bu kadar önemli? Bahsettiğimiz çok çizgili ellerde şayet avuç içi sertse ve üzerinde çok çizgi varsa özelliğin değiştiğinden bahsetmiştik. Infanta bizim için bu konuya örnek olduğundan buraya konu ediyorum. Infanta nasıl bir kişilik ondan bahsedeyim. Çok şeyin üstesinden gelebilen, mesela iyi bir müzisyen, iyi bir tüfek kullanıcısı, iyi resim yapıyor ve iyi bir kalem oynatıyor. Yani iyi de bir yazar. Ama bunları bir arada yaparken Infanta hiçbirinde uzmanlaşamıyor. Evet, hepsinde iyi, ortalama seviyede ama olağanüstü düzeyde birinde uzmanlık gösteremiyor. Aynı zamanda çok iyi de bir dil öğrenicisi ve bir Avrupa dilini çok rahat konuşabiliyor. Onu da şöyle hemen izah edeyim. Serçe parmağı Infanta'nın gayet uzun konumlanıyor. Öte yandan parmakların genel yapısı avuçla oranlandığında biraz kısa kalsa da genel yapı parmaklar gayet uzun konumlanmış. Ve şehadet parmağının şu boğumu kemikli. Bunlar iyi dil öğrenirler. Bunlar hızlı dil öğrenirler. Hatırlarsanız çok çizgili elden bahsederken şayet el çok çizgiliyse ve avuç içi sertse bunlar sağlam bireyler demiştik. Aynı zamanda enerjik insanlar demiştik. Aynı zamanda heyecanlı bir tabiatları da var demiştik. İşte Infanta buna örnek olarak karşımızda. Heyecanlı bir birey, kabiliyetleri üst düzey ama elin içindeki bu karmaşa onun bir dal üzerine ihtisas yapmasına mani oluyor. Aynı zamanda bu çok çizgili el doğru karar almaya da manidir. Her ne kadar sert olursa olsun. Örneğin kalp çizgisine bakalım Infanta'nın. Şunları bir sileyim hemen. Kalp çizgisi gördüğünüz üzere Infanta'nın şöyle bir yuvarlak içine alayım. Çok aşağı inen dallarla müdahale edilmiş ve şurada bu uç tarafında görüyorsunuz şurayı. Şöyle bir aşağı iniş var. Aşkta yanlış kararlar vermek demek ki Infanta evliliğini gerçekten sürdüremiyor, mahvediyor hatta. Problemler çıkıyor. Ve akabinde şunu biraz inceltmem lazım. Bu kalp çizgisinin ana hattın üzerinden geçen diğer çizgilerin ona müdahalesiyle ki bakın görüyorsunuz kalın çizgiler var burada. Bu çizgilerin ana hatlar kadar kalın olmaması gerek. O zaman çok daha dıştan gelen müdahalelere kapalı birisi anlamına gelir. Ama burada Infanta bu müdahalelere açık bir yapı geliyor. Yapı ile geliyor. Öte yandan böyle değişik kabiliyetlerle donatılmış bir insandan bahsediyoruz. Etkileyici, karşı tarafı kendine celbeden bir yapısı var. Evet. Ama bunların yanında hiçbirinde uzmanlaşamadığını söyledik. Ve şurada Mars tepesini görüyorsunuz. Burası bizim fiziksel Mars dediğimiz Jüpiter parmağının yani şehadet parmağının alt kısmı. Buradan çıkan çizgileri takip edin. Bakın geliyor. Sık sık. Onlarca çizgiden bahsediyoruz ve devamında bazı çizgilere müdahale ediyor. Mesela bu gelmiş. Burada tamamlanmış. Buradan çıkan bir çizgi var. Bakın nerelere geldi. Bunlar ne demek? Bunlar bu kişinin çok sayıda düşman edindiğini gösteriyor arkadaşlar. Neden? Mars mücadele anlamına geliyor bilirsiniz. Buradan çıkan çizgilerin aşırı kalın formuyla birlikte gelmeleri ve bu formların ana çizgiler kadar kalın olmaları kişinin düşman edindiğini de gösterir sık sık ki hatırlarsınız hadiste geçer. Şüphesiz her nimet sahibi kıskanılır. O yüzden gizleyin denir. Infanta da göz önünde bir kraliçe ve yeteneklerini sürekli sergiliyor, ortaya döküyor. Ve bu da onun düşman edinmesine neden olan bazı durumlara neden oluyor. Infanta'nın hiçbir konu üzerinde tam manasıyla uzmanlaşamamasının nedenini çok çizgili el olarak anlatmıştık. Bu çok çizgili el evlilikte de başarılı olmak için irade göstermesi gereken bir el. Bakın şuradan gelen, o da olumsuz bir işaret olarak göstereceğim. Buradan gelen, şurada tekrar devam etmiş bir çizgi. Hemen şunun rengini değiştirerek onu da göstereyim. Buradan gelen kader hattını takip ediyor. Buradan sonra şunu aşmış, bu kırmızıyı aşıyor. Diğer bir gelen, tekrar kırmızıyı alayım.
Buradan gelen diğer bir çizgi kaderi geçtikten sonra kader çizgisindeki zayıflığı görün. Kader çizgisi iyice zayıflıyor. Gördüğünüz gibi daha zayıf bir forma geliyor. Şunu silebiliyor muyum? Çok daha zayıflayarak devam ediyor kader çizgisi gördüğünüz gibi. İşte bu kırmızıyla çizdiğim o Mars'tan gelen o badire, o düşman, o her neyse. Onun akabinde kader çizgisi zayıfladı. Bu iyi bir işaret değil. Burada bir kariyerde zayıflama anlamına gelir ki gerçekten Infanta servetinin büyük bir kısmını kaybediyor. Mahkemelerdeki bir kraliyet ailesinden olduğu için bir üyelik durumları var bunların. Bu mahkemelerde yer aldığı, hakimlikçide yer aldığı konumda da zayıflıyor. Yani bulunduğu konumu, itibarını ve servetini ve evliliğini yavaş yavaş kaybediyor. Evliliğini kendi mahvediyor. Ve buradaki zayıflığı görüyorsunuz. Daha sonra zayıflıyor. Bu iyi bir işaret değil. Bizim genel itibariyle yorumlarımızda bahsettiğimiz bir çizgi diğerini kestiğinde onu güçlendiriyorsa burada biz olumlu bir işaretten bahsederiz ama onu güçlendirmiyorsa orada olumsuzluk başlar demek. Bu yüzden hani aşırı bir çizgilenmenin zaten varlığı çok olumlu olarak kişiye yansıması kolay değil. Kişide gerçekten bir irade lazım. Tek düze bir iş üzerine ilerlemeleri için büyük bir irade lazım. Ama işte bir yandan iyi bir resim yapan, diğer yandan iyi bir tüfek kullanıcısı, iyi bir yazar, iyi bir müzisyen Infanta, iyi bir dil öğrenicisi ve konuşucusu ama gelin görün ki hiçbirinden olağanüstü bir şey ortaya koyamıyor. Çünkü her yerde olan hiçbir yerdedir. Her işi yapan hiçbir işi tam yapamaz kaidesince Infanta'nın ömrünün sonlarına doğru itibarını, servetini, konumunu kaybettiğini görüyoruz. Bu da bizim çok çizgili ellere örnek olarak anlattığımız karşımıza çıkan soylu bir aileye ait bir el. Kabataslak genel itibariyle çizgileri bahsettim. Yani bütün çizgileri anlatmak gönül ister ama bu kadar çizginin çokluğu, ana hatları kadar kalın diğer çizgilerin varlığı diğer çizgilerin iptaline neden olur. Yani başka çok sayıda çizginin üst üste gelerek ve diğerlerini kırarak varlığı ana çizgilerin ve olumlu çizgilerin veya olumsuz çizgilerin anlamlarını hiçe sayar, etkisiz kılar. Böyle olduğu için her çizgiyi görsek de burada anlamının varlığını kişide görmeyebiliriz. O yüzden ince ince tetkik edilmesi lazım tek tek. Ama genel itibariyle bunun nasıl tetkik edileceğinin temelini anlattım. Biri üzerinden geçtiğinde veya işte hangi tepeden çıktığında ve geldiğinde ne anlama geldiğini o tepenin manasına göre yorumlayabiliriz. Ve akabinde çizgilerin diğerini kırdığındaki müdahalesinin çizginin aldığı forma göre yorumlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.